sayıda pas hatası izliyoruz karşılıklı olarak. Bataşa'nın pası şimdi. Mustafa'nın müdahalesi yerden bir top. Gol pozunu Pinto ve gol! Sebastian Pinto yine attı. Bursaspor 0, Bursaspor 1. ...93. dakika... ...ve Pinto. Süper Lig'de son haftaların dikkat çeken oyuncusu Pinto. Bu maçta aslında bakarsanız iyi performans sergilemiyordu ama... ...yine skor tabelasını değiştiren oyuncu oldu. Bu kontrol... ...ve ardından net bir gol vuruşu. Enramo Ndiaye bastırdı. Şimdi hatalı pas Yağ'dan 2-2 yakaladı Bursaspor. Pinto'nun önüne. Offside yok. Pinto gidiyor ceza sahasında. Pinto vurdu ve ikinci gol geldi. Bursaspor farkı 2'ye çıkarıyor. Pinto'nun golü. Pinto attı. Durum 2-0 oldu. Bursaspor 2, Sivasspor 0. Oyuna girer girmez Yağ'dan büyük bir hata. Batajan'ın arapası ve Pinto'nun golü geldi. Bursaspor 2, Sivasspor 0. Çok da güzel bir gol. Sebastian Pinto ve işte ilginç gol sevinci. Herhalde Şili arıyor. İşte Bataja, o da müthiş bir pas verdi. Burada bir an için sanki pozisyonunu kaybeder gibi oldu ama son anda vuruşu çok iyi yaptı. Sebastian Pinto. Köşeyi çok iyi görüyor. Şili yani, golcü farkı 2'ye çıkardı. Sivas'ın bu oyun anlayışıyla yani çok zor bir işi zaten. Yani ben demin de söyledim ya, değerlendiremiyor Bursa bu ortamı. Öyle bir elverişli ortam var ki. Orta sahada defans bloğu çok kopuk. Pasını verdi yine Sivasspor savunmasının arkasına. Pinto koşu yaptı. Atmadı Bataja. Pinto top bekliyor hala. Şimdi pas geldi. Offside yok. Üçüncü gole gidiyor Pinto. Sebastian Pinto. Sebastian Pinto 3-0 oldu. 3-0 oldu. Pinto 2 dakikada 2 gol atıyor ve Bursaspor'u rahatlatıyor. Yine Bataja'nın asisti. Pinto'nun golü. Bursaspor 3, Sivasspor 0. Asist sürekli savunmanın arkası boş derken 2 dakikada 2 kez. Ama görülüyor yani. Yani futbolda defans bloğu arkasında çizgi halinde 30-40 metre genişlik bırakırsa Bursaspor bu ana kadar çoktan bitirmesi gerekiyordu da onlar da uzun zaman değerlendirmek. Golü izleyelim bu arada. Bataja da yine çok güzel bir pas verdi. Tam zamanında Pinto'nun son vuruşu çok iyi. Zaten Şili'li oyuncunun en büyük özelliği belki de bu. Evet. Son vuruşları gerçekten çok kaliteli. Hani 2 yıldır yapılan transferlerden sonra Ertuğrul Sağlam yabancı oyuncu seçemez diye bir yorum yapılıyor ya bazı programlarda. Belki de Ertuğrul Sağlam'ın aldığı en iyi yabancı şu ana kadar. Pinto. İşte dedim ya, bir bölgeye doğru Diego karşıladı. Bülent çevirdi. Yine İbrahim. Top yine Bursa Sporlularda. Ndiaye. Bataşa sağda. 3 kişi ceza sahasında. Orta geldi. Vederson bıraktı. Pinto. Gol pozisyonu ve gol. Pinto ile Bursa Spor 1-0 öne geçti. Değerli futbol severler. 32. dakika. Son haftaların formda ismi Pinto bir kez daha sahnede. Bursaspor yarı finalde 1-0 önde Eskişehirspor karşısında. Gol geliyorum dedi. Organize bir atakla geldi. Bursaspor takımı Eskişehirspor kalesi. İlk kez organize oldular. Defansta hata yapınca Pinto golü attı. İşte Pinto'nun golü farklı açılardan tekrar tekrar geliyor görüntüye. Bataşa, Vederson ve Pinto'nun bitirici vuruşu. Bu gol maça şüphesiz bambaşka bir renk katacaktır. Eskişehirspor bir kez daha başlattı oyunu. Ömer Erdoğan
Batuhan rahatsız ediyor onu. Bataşa'ya doğru. Ndiaye. Yeniden Bataşa. Şimdi cezası aslında Pinto. Pinto vurdu. Top ağlana gitti. Gol. Pinto kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Bursaspor'u rahatlatıyor. Gecenin golcüsü Pinto. İkinci yarıya golle başladı Bursaspor. Yine mükemmel bir vuruş yaptı. Söylediğim gibi golcü bu yani. Golcü vuruşu bu. Sevinen Bursaspor tribünleri. Ertuğrul Sağlam görüntüde. İşte Bataşa'dan Pinto'ya. Savunmanın arkasına sarkan Pinto. Kaleci Carson'ın ve İveşa'nın müdahalesine rağmen topu rakip filelere yolladı. Ve Bursaspor'u iki farklı üstünlüğe taşıdı. İveşa da ters ayakta kalmış. Çabuk da yapmış yani.